Piano Jewelry sunar. Dışarıdan sana bakıldığında hayatın kolay gibi görünüyor. Evet, şimdi benim dökülme anıma geldik o zaman. En çok eksikliğini hissettiğin şey nedir? Bir ön yargıyla savaşmak durumundayım bütün hayatım boyunca. Her şeyin bana altın bir tepside sunulduğu, hiçbir şey yapmamın benden beklenmediği. Sabancı olduğu için bir şekilde yürüdü gözü olacak mı müzik alanında? Bir insanın soyadı size bir şarkıyı dinlettiremez. Yani sanat bu. Ne yazık ki müzik benim hani kibarlık edebileceğim bir şey değil. Yani işte burada şunu sorgulamak lazım dediğim gibi. Yani insanların ihtiyaç duyduğu şey eğlence mi? Bunu dinlerken utanıyorum ama ne yapayım, keyif alıyorum. Dediğim bir müzik var mı? Var. Kaliteli müzik yaptığımı düşünüyorum ama bana çok komik geliyor. Bence rap çok kötü yapılıyor Türkiye'de. Alınabilecek en iyi eğitimleri aldın, en iyi imkanlara sahip bir şekilde yaşadın. Dünyada milyarlarca insanın yaşadığı gelecek kaygısından uzak bir kariyer planlaması yapma imkanın varken, hiç de kolay sayılmayacak aile unvanının bir anlam ifade etmediği, yüzlerce rakip arasından sıyrılarak başarılı olduğun müzik dünyasında milyonlarca insan tarafından dinlendin. Üstelik bilinirliğin uluslararası çapta. Bunca sahip olduğun maddi manevi şeye rağmen dönüp baktığında en çok eksikliğini hissettiğin şey nedir? Yani aslında eksikliğini hissettiğim bir şey demeyelim ama olsa daha iyi olurdu diyebileceğim şey tabii ki ikili ilişkilerdeki samimiyet, güven duygusu, dürüstlük. Çünkü belirli bir konumdaysanız herkes size karşı iyi ama gerçekten ne kadar iyi tabii ki soru işareti bu. O yüzden gerçeklik yani insanlarda her türlü iş ilişkilerinde, aile ilişkilerinde, başka türlü şeylerde, iş hayatında yani gerçeklikten birazcık uzaklaşabiliyorsunuz. Bu da gelişme çağında ve ilerisinde bir eksiklik olarak kalabiliyor. Şunu söyleyebilir miyiz? Örneğin, sen doğduğundan beri hep aynı konumdaydın. Aile ummanın sayesinde. O yüzden şunu deneyimleyemedin, insanların sana yaklaşımını, değişip değişmediğini. Hep doğduğundan beri sana karşı yaklaşım aynıydı. Ve bunun yapmacık bir tavır mı yoksa gerçek bir tavır mı olup olmadığı konusunda hep muallakta kaldın ve bundan emin değilsin. Doğru mu anlıyorum? Her kişi için geçerli değil tabii ki bu. Ama bazen soru işaretleri oluyor. O da bazı ilişkileri zehirleyebiliyor. Yani o şüphe. Dolayısıyla bazen de bu arada hani çok belli oluyor. Bununla yaşadıkça tabii biraz daha antrenmanlı oluyorsunuz. Bazen hayat öğretiyor tatlı veya acı bir şekilde. Ama o şüpheyi tabii tedbiri elden bırakmayarak yaşamak biraz yorucu. Bir nevi insan sarraflığı sende doğuştan gelen bir yeteneğe dönüşüyor o halde. Mecburen. Değil mi? Evet. Türkiye'nin en büyük iki holdinginden birinin mensubusun. Sen iş hayatına başladığında da Sabancı Holding birçok alanda Türkiye'nin en büyüğüydü. Buradan bakınca daha ne yapılabilir ki her şey tamamlanmış gibi görünüyor. Yanılıyor muyum? Yoksa tamamlanan bir şeyin devamlılığını sağlamak da başlı başına bir zorluk mu? Yoksa mevcudu sürdürmek de bir başarı mı sana göre? Mevcudu sürdürmek kesinlikle bir başarı. Yani muhafaza dediğimiz şey. Bu sadece bilançoda bir satır olarak değil, aynı zamanda şirketlerin kültürlerini ve geçmişlerini muhafaza etmek de çok önemli. Ama her şey yolundadır. Dolayısıyla bizim tek işimiz muhafaza etmektir gözüyle bakmak da yanlış. Çünkü örneğin dijitalleşme diye bir gerçeği yok sayamayız mesela bizim neslimiz. Hep adaptasyon yapmak zorundayız. Yani çağa ayak uydurmak zorundayız. Yaptığımız bütün girişimlerde, bütün yani özellikle teknoloji alanındaki iştiraklerimizde. Dolayısıyla biraz ondan biraz ondan yani hem adaptasyon, özellikle dijitalleşme alanında adaptasyon hem de muhafaza etme. Dışarıdan sana bakıldığında hayatın kolay gibi görünüyor. Çünkü hali hazırda bir şirket var ve yürüyor. Tam olarak soruma cevap verdim. Benim merak ettiğim de şuydu. Yürümeyi öğrenmek kolaydır. Ya da büyük bir fark yaratırsınız yürümeye başladığınızda. Çünkü ayağa kalkmışsınızdır. Yürümekten koşmaya geçtiğinizde de bu böyledir. Ama koşu hızınızı artırdığınızda artık sadece saliselerle bu farkı ortaya koyabilirsiniz ve gözlemlemek zordur. Bu kadar büyük bir şirkete de katkı yaptığınızda bunu gözlemlemek zor. O yüzden işinin de çok kolay olmadığını söyleyebiliriz, doğru mu? Yani tabii ki zor tarafları var, sorumluluk tarafı var. Beklentiler çok yüksek. Yani herkes çok büyük şeyler bekliyor ve haklılar. Dolayısıyla o beklentileri karşılamak her ne kadar bir stres yaratsa da, bir ağırlık bindirse de ben sonuç itibariyle bunun için yetiştirildim. Dolayısıyla benim için bir problem değil. Ne olursa olsun insanlar hep eğlenmenin bir yolunu buldu. Salgında birçok yasak parti düzenlendi. Bunlar sanki koronadan dolayı bir araya gelinmiş gibi korona partisi dendi bunlara.
Parti denince de akla DJ gelir. Karşımda da bir DJ var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi kesinlikle eğlence bir ihtiyaç. Yani bu İngilizcesi entertainment olarak geçen, yani bu devasa bir sektör zaten bu ihtiyaç sayesinde var. Ve kesinlikle insanların buna ihtiyaç duymasını ben çok iyi anlayabiliyorum. Fakat eğlence insanların kendi sağlıklarını veya ailelerin sağlıklarını tehlikeye atabileceği türden risk alıp da böyle işlere girişebileceği bir ihtiyaç değil. Yani kimse eğlence bağımlısı değil. Dolayısıyla burada ne tür bağımlılıklar var insanları bu yola teşvik eden? Bunu sorgulamak lazım bence. Bütün iş kolları bir yerde dijitale taşındı. Ben örneğin eğitim yapıyordum ve bunu hemen dijitale taşıdım. Oradan devam ediyorum. Birçok şirket toplantılarını dijitale taşıdı ama biraz önce senin de söylediğin bu eğlence sektörü neden dijitale tam olarak yansımıyor? İlla bir somut temas gerekiyor mu eğlencede? İnsanların bir arada mı olması gerekiyor? Elbette şunu istemiyorum. Instagram canlı yayınlarında partiler düzenlensin demiyorum ama neden buradaki ihtiyacı insanlar evlerinde bir internetten bir şey izleyerek karşılayamadı da tekrar tekrar bir araya gelmeye çalıştı? Şundan dolayı söylüyorum. Sadece yakalanan partileri biliyoruz. Yakalanmayan daha belki yüzlerce parti var. Devam eden bir sektör arka planda ev partileri ya da gizli kapalı mekanların arkalarında oluşan partiler. Neden bu iş oradan kopamadı? Yani işte burada şunu sorgulamak lazım dediğim gibi. Yani insanların ihtiyaç duyduğu şey eğlence mi? Yani eğlence adı altında aslında gerçekten neye ihtiyaç duyuluyor? Bunu sorgulamakta fayda görüyorum ben. Çünkü hiç kimsenin hani bir sinema filmi izlemek için yasaları çiğneyeceğini zannetmiyorum. Yani sinemaya gideyim, ne olursa olsun gideyim, yani yasaları çiğneyim diyen hiç kimseyi ben görmedim. Ama bu ortamlara gideyim ve yasaları çiğneyim diyen insanları görüyoruz. Dolayısıyla insanları buna motive eden şeyin ne olduğu burada çok sorgulanabilir bence. Bulunduğun konum itibarıyla müziğe olan bağının ben maddi kazanımlarla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Peki müzik senin bir şeyleri başarabildiğin, bunu gösterdiğin bir meydan okuma mı? Ya kesinlikle değil. Şimdi tabii hani bu soru biraz şunu kapsayabilir hani. Neden müzik yapıyorsunu kapsayabilir. Şimdi bunun birinci cevabı yapabiliyor olmam. Çünkü hani istediğiniz kadar bir herhangi bir iş dalında meydan okuyun. Yapabiliyorsanız bunun bir anlamı var. Ben ilk önce yapabildiğim için, buna inandığım için nacizane yapıyorum. Çok fazla keyif aldığım için ve sürekli geliştirdiğim bir alan olarak gördüğüm için kendimi. Bir ifade etme şekli aslında bu. Müzik alanında ne yaparsam yapayım, hangi büyük başarıyı elde edersem edeyim, Grammy ödülü dahi alsam, bu Sabancı soy ismim ağır basacak ve bu bende bir baskı oluşturacak diye düşünüyor musun? Yoksa hayır, Sabancı unvanımın olması çok iyi, ben bundan güç alıyorum mu diyorsun? Ya kesinlikle güç alıyorum diyebilirim. Tabii bu hani yerli pazara hitap eden işlerim için bir şey ifade ediyor. Çünkü ya ben ilk Türkçe single'ımı bu yaz yayınladım. Ve bunun öncesinde yaptığım herhangi yerli pazara yönelik bir iş olmadı. Dolayısıyla zaten ben soyadımın bir şey, yani daha fazla bir şey ifade etmediği coğrafyalarda diyeyim zaten duyulduğum için ben o yokmuşçasına ilerledim kendi yaptığım işlerde. Türkiye'de tabii ki ilgi çektiğini çok iyi anlayabiliyorum ama bu benim üzerimde olumlu bir baskı yaratıyor. Çünkü soyadımın ağırlığıyla da aslında işlerimin ağırlığı biraz etkilenmiş oluyor. Bu işte kalite kontrol kaygımı aslında arttıran bir şey. Yani benim adımın olduğu bir parça, bir işin gerçekten çok iyi olması gerekiyor. Harika. Şunu düşünebiliriz o halde. Evet, iç pazarda ben ne yaparsam yapayım. Hep ya Sabancı olduğu için bir şekilde yürüdü gözü olacak mı müzik alanında? Elbette bu işe olumlu anlamda bakıp müzik kalitesinden anlayanları bir kenara bırakıyorum. Ama genel kitlenin böyle bir görüşü olacak mı? Ben böyle bir görüş olacağına inanmıyorum. Çünkü bir insanın soyadı size bir şarkıyı dinlettiremez. Yani sanat bu. Hani bu bir torpil işi değil veya hani torpil yapsanız da nereye kadar gelebilir. Çünkü günün sonunda ürün iyi değilse kim olursa olsun dinlettiremez. Dolayısıyla bunu söyleyen insanlar olabilir ama söyleyenlerin de buna inanarak söylediğini düşünmüyorum ben. Başka bir psikoloji içerisinde bunu zikrettiklerine inanıyorum. Peki şöyle soralım. Müzik piyasasında sence böyle bir yaklaşım var mı? Bunun altında kıskançlık da olabilir. Başarına olan kıskançlık. Yani onları gerçekten bilemiyorum. Çünkü ben tıpkı kimsenin ne yaptığıyla ilgilenmediğim gibi insanların benim hakkında ne düşündüğüyle, müzik sektöründeki insanlardan bahsediyorum tabii ki, çok fazla ilgilenmiyorum. Ama
gerçekten müzik sektöründeki bir insan zaten dinlediği şeydeki mesajı alabiliyorsa, yani duyduğu şeyden memnunsa, zaten daha fazla ötesini düşünmemesi lazım. Yani adam iyi şarkı yapmış deyip konuyu kapatmalı bence. Piyano virtüözüsündür mesela. Bunun için Avrupa'da doğmana gerek yok. Küçük yaşta eğitimini alırsan dünyanın en iyi piyanistlerinden biri, nerede olursan bunu başarabilirsin. Elektronik müzikte biraz da sermaye mi gerekiyor? Teknolojik imkanlara da mı sahip olman lazım? Ya şimdi hem evet hem hayır. Çünkü iki türlü örnekler de mevcut. Yani kötü bir laptopta, işte kötü kulaklıklarda inanılmaz parçalar yapan yetenekler de var. Yine çok büyük işleri çok büyük stüdyolarda yapan yetenekler de var. Aslında bu biraz bir şekilde bug'ı bulmakla alakalı. Yani elinizdeki imkanlar versus hani karşısında yapabilecekleriniz. Bunu tespit ettiğiniz zaman elinizdeki imkanlarla en iyi şeyi üretmeye çalışıyorsunuz. Bu bazen sizi çok büyük bir hite de götürebilir veya bir deneme yanılma sürecine de götürebilir. Biraz da şans da tabii bu işte bir rol oynuyor. Ya bunun tam net bir cevabı yok. Çünkü şey diyemem, sermayesi olmayan yapamaz da diyemem. Ya hiçbir şey siz de bu işi yapabilirsiniz de diyemem. Peki elektronik müziğin bir mesajı var mı? Mesela her müziğin ya sözü ya bestesi öne çıkar. Rap'te söz çok önemlidir. Ya da Anadolu türkülerine bakıyorsun, sözlerle bir mesajı vardır. Genelde besteleri birbirine yakındır hatta türkülerin. Elektronik müzikte söz çok yok. Varsa da genellikle slogan bazlı, genellikle müzikle ilerliyor. Bu anlamda klasik müziğin modern tarafı diyebilir misin elektronik müziğe? Sadece müzikle bir mesaj verilebilir mi ya da verdiği bir mesaj var mı? Şimdi türev o kadar fazla ki, yani klasik müziğin modernleşmiş hali için mesela trans müzikten yola çıkabiliriz mesela. Orada gerçekten hani sanki bir orkestrasyon varmış gibi parçaların içerisinde akıp giden melodi bazlı uzun parçalardan oluşuyor mesela. Ama teknoya baktığınız zaman bambaşka bir şey. Yani teknoda tek düzelikten ilerleyen loop bazlı bir müzik mesela. Yani çok değişken özelliklere sahip subjanralar olduğu için hepsinin vermeye çalıştığı mesaj bana göre farklı. O yüzden bunu elektronik müziğin vermeye çalıştığı mesaj olarak genellemek çok zor. Son günlerde çokça karşılaştığımız bir tür türedi. Anadolu'da zamanında yapılmış türküleri DJ'ler ya da prodüktörler yeni neslinde dinleyeceği bir şekilde tekno elektro hale getirip şu an tüm eğlence yerlerinde çaldılar, çalmaya devam ediyorlar ve çok büyük kitlelere ulaştı bu türküler. Bu sence müziğin kalitesini düşüren bir şey mi yoksa harika bir melez yapımı, güzel bir birleşim mi? Bu neyi nasıl yaptığınıza ve ne kadar zekice yaptığınıza göre değişir. Yani çünkü eğer buradaki mentalite şuysa, ha şu türkü çok popüler, bunun altına ben bir kick koyayım, bir bas yazayım, bir clap koyayım da işte kulüpte tüketilebilir hale gelsinden öteye gitmiyorsanız tabii ki bu müziğin kalitesini yozlaştıran bir şey. Ben şahsen bir dinleyici olarak mesela kesinlikle hoşlanmam böyle bir şeyden. Ama gerçekten yani bir türküden bir sample alıp bir bölüm kesip onu bambaşka bir seviyeye çıkartırsanız ve prodüksiyon kalitesi çok yüksek olursa, parçadaki groove, akış, trafik çok iyi olursa, bunu zekice yaparsanız yani yepyeni bir parça haline getirip piyasaya çıkartıp çok iyi sonuçlar alabilirsiniz. Çok tanınan bir müzik insanıyla yaşadığın bir anıyı, komik, ilginç veya nasıl tanımlamak istersen varsa bizimle paylaşır mısın? Düşünmedim bunu. Çok var aslında. Komik anı verebileceğim bir tane herhalde var. Frankfurt Havalimanı'ndaydım. Güvenlik kontrollerinden geçiyordum. Arkamda da Lenny Kravitz vardı. Bir genç bir çocuk geldi. İşte selam vere vere Almanca. Zannettim ki Lenny Kravitz'in yanına gidiyor. Çocuk meğer benim dinleyicimmiş. mesela Frankfurt Havalimanı'nda öyle bir komik bir anım olmuştu yani. Peki ilginç ya da seni ilk şaşırtan, bu alanda ünlü olduğunu hissettiğin ilk zaman hangisiydi? İlk nerede ben evet bu müziği dinletiyorum ve bir kitlem olmuş dediğin an? Ya Türkiye'de her zaman yani bir bilinirliğim vardı diye düşünüyorum. Bu daha çok yurt dışına gittiğimde belli olan bir durum. Yani özellikle Rusya'ya çalmaya gittiğimde ben orada listelere çok girdim. Ve Shazam uygulaması üzerinden de milyonlarca kez Shazamlandım. Shazam da öyle bir uygulama ki Shazamlayınca bir şarkıyı sanatçının yüzü çıkıyor ekranınızda. Dolayısıyla çok fazla Shazamlanmamdan ötürü sokaklarda tanınmalar söz konusu olunca yurt dışında ben orada dedim ha tamam yani demek ki bir şeyler oluyor. Yaptığın müzikler çok büyük kitlelere hitap ediyor. Uluslararası anlamda da belirliğinin olduğunu konuştuk. Çoğu müzik insanının hedeflerinin de ilerisindesin. İş dünyasındaki pozisyonunla ve kazancınla kıyaslandığında
Müzikten elde ettiğin gelir bir anlam ifade ediyor mu, yoksa iş dünyasından kazandığınla kıyas edilemez mi? Şundan dolayı soruyorum, müzikte gerçekten ileridesin. Türkiye'nin %10'luk belki 5'lik dilimindesin müzikten gelir elde edebilme anlamında. Buna rağmen bir anlam ifade ediyor mu bu gelir? Tabii ki bir anlam ifade ediyor. Çünkü yaptığım şeyin bir karşılığı olması çok güzel. Yani buna ihtiyaç duyup duymamanız bambaşka bir konu. Ama yaptığım şeyin bir karşılığı olmasından tabii ki çok mutluyum. Yani psikolojik bir ferahlık veriyor. Çünkü hani evet, sonuçta ben bunu bir gelir elde etmek için yapmıyorum belki. Ama yaptığım şeyin gelir elde edebilecek nitelikte olması beni bir artist olarak çok memnun eden bir şey. Harika. İstanbul'da doğdun ama kendini buluşun ve gelişimin Londra'da oldu. Seninle akran aile mensuplarına kıyasla daha fazla sanatla anılıyorsun. Bunda ada kültürünün etkisi var diyebilir miyiz? Yani tabii sanatı bizzat icra etmemin de bir etkisi vardı herhalde ama ya sadece Londra demeyelim biz buna. Ben çok hani multikültürel bir ortamda büyüdüm. Yani İsviçre'de, Almanya'da, Londra'da, dolayısıyla hani çok farklı kültürlerden de bir arkadaş çevrelerim oldu. Mutlaka çorbada bir tuzu olmuştur bunların ama direkt buna bağlayabilir miyim bilmiyorum. Çünkü hani nerede büyürseniz büyün, içinizde bu ya vardır ya da yoktur diye düşünüyorum. Bundan beslenmiş olabilirim ama direkt buna linkleyemeyebilirim. Peki şunu sorayım o halde. Sence bu Türkiye'de sanattan uzak kalmanın sebebi bizim ilgisizliğimiz mi? Şunu aslında sormuştum. Senin yurt dışında okuman, orada büyümen mi sanatla bu kadar yakından ilgilenmene sebep oldu? Yoksa ben Türkiye'de olsam da bunu yapardım diyor musun? Diyorum. Evet, yani ben dediğim gibi benim inanışıma göre bu içinizde ya vardır ya yoktur. Bu bulunduğunuz ortamdan beslenebilirsiniz, ilham alabilirsiniz. Ama yani sanat icra edecekseniz nerede olursanız olun, eğer içinizde o varsa yaparsınız. Hayatı bir yola benzetebiliriz. Virajların, yokuşların olduğu, her şey iyi giderken bir anda engellerin bulunduğu bir yol gibi. Senin yolculuğun ilk günden bugüne nasıldı? Tabii biraz kapsamlı bir cevap vermem gerekecek ama bu sefer çok uzatırım. Yani bence uzat. Cevabı. Başından sonuna seni dinlemeye hazırım. Ya beklenmedik bir sürü şey olabiliyor tabii ki. Yani bu sağlık konusunda olabiliyor, iş konularında olabiliyor. Ama önemli olan aslında yani düştüğünüzde hep derler ya bir klişe, nasıl kalktığınız önemli gibi. Yani ben aslında inanıyorum buna. Yani bunu bir motto haline getirmemekle beraber. Bu doğru. Yani bu engelleri nasıl aştığınız ve tekrar aynı engel sizin karşısına çıktığı zaman tabii bundan aldığınız tecrübelerle daha rahat bir şekilde aşacağınızı bilmek de bir rahatlık veriyor insana. Benim yolculuğum şimdiye kadar içerisinde evet zorlukları bulunduran, büyük sorumluluklar bulunduran ama benim genel anlamda kendimi çok şanslı gördüğüm ve memnun olduğum bir yolculuk oldu. Şimdi dışarıdan bakılınca şanslı bir kesimdesin. Türkiye'deki birçok insanın sahip olmadığı imkanlara sahipsin. Ama karşılaştığın zorluklarda tam tersi aynı klişelikte mi devam etti? Herkesin karşılaşabileceği zorluklarla karşılaştın ama birçok kişinin sahip olamayacağı imkanlara mı sahip oldun? Yoksa hayır, benim karşılaştığım zorluklarda sahip olduğum imkanlar kadar enteresan ve ilginç, varsa da böyle örnek verebileceğim bir zorluk dinleyebilirim. Yani tabii ki herkes gibi ben de sağlık sorunları yaşayabiliyorum. Onun dışında tabii ki ikili ilişkilerde bir takım üzüntüler yaşayabiliyorum. Hayal kırıklıkları yaşayabiliyorum. Onun dışında tabii ki ben yani normal değil ama genelden farklı olarak bir ön yargıyla savaşmak durumundayım bütün hayatım boyunca. Yani her şeyin bana altın bir tepside sunulduğu, benim tek başıma hiçbir şey yapmamın benden beklenmediği, dolayısıyla hiçbir kabiliyetimin de bundan ötürü olamayacağı, bir fanusta büyümüş, sürekli olarak eğitim görmüş ve belirli bir amaca hizmet etmek için yaşayan bir kişi olarak belirli bir kesim tarafından görüldüğüm ve görüldüğümüz için benim normların dışında aslında biraz uğraşmam gereken, belki de kulak arkası etmem gereken duvar bu, ön yargı. Herkesin başka bir hikayesi var. Hepimiz hayat koşuşturmacası içinde kırılıyoruz. İstediğimiz terfiyi alamıyoruz, beklediğimiz maaş gelmiyor, dilediğimiz okulu kazanamıyoruz, sevdiğimiz tarafından sevilmiyoruz gibi. Tüm bu saydıklarım birer kırılma anı. Bu ve benzeri olaylarda kırılıyor ya da hayal kırıklığına uğruyoruz. Bazılarını hafif veya ağır sıyrıklarla atlatabiliyoruz. Bazıları ise öyle bir kırıyor ki belimizi, bir daha hiç kalkamayacağımızı düşünüyoruz. Hayatının kırılma anı olarak neyi tanımlarsın? Bir yol ayrımı, bir değişim. Yani olumlu anlamda şunu söyleyebilirim. Yani ilkokuldayken piyanoyla tanışmam diyebilirim.
Çünkü bir kırılma anı denebilir mi buna bilmiyorum ama gelişim çağındaki bir çocuk için kabiliyetlerini erken yaştan fark etmesi çok büyük bir şans. Bu konu, aile desteği de burada tabii ki çok önemliydi. Bu kesinlikle bir kırılma anıdır diye düşünüyorum benim için. Ya, o yolu çizen, o rotayı belirleyen anlardan biridir. Bu olumlu anlamda hayatın kırılma anı. Peki olumsuz anlamda söyleyebileceğim bir şey olumsuz var mı? Olumsuz anlamda tabii yani derin üzüntüler yaşadım. Yani büyüklerimin vefatıyla alakalı tabii ki. Yani bundan daha fazla beni olumsuz anlamda etkileyen zaten bir şeyin olması mümkün değil. Platon'a göre hayatın anlamının daha çok öğrenmek olduğunu, Aristo'ya bakınca insan hayatının nihai amacının iyi olmak olduğunu biliriz. Kimi felsefecilerse basit bir yaşamın hayatın anlamı olduğunu söylerler. Stoacılıksa hayatın anlamının mantıklı ol canın yanmasın diye öğütler. Sana soracak olursam, nihai amacın nedir? Elbette müzikteki başarını sürdürmeye kalıcı eserler bırakmak da amaçların arasındadır ama benim merak ettiğim içindeki fayda sağlama, yararlı olma isteğin, yani hayatının amacı nedir? Ya tabii ki kimliğimi asla unutmam mümkün değil. Dolayısıyla varoluş sebebim birçok insan tarafından görünen ve benim de aslında katıldığım başta ülkeme sonra aileme hizmet etmek benim için çok önemli. Bu konuda üzerime düşeni yapmak, benden beklenen şeyleri yerine getirmek, daha yukarıya taşımak, çıtayı yukarıya götürebilmek benim için çok önemli. Hatta benim için yani en önemli aslında amaç belki de bu. Yani önce ülkeme, daha sonra aileme yararlı bir vatandaş olabilmek. Peki, şunu da merak ediyorum. Sence dünyada çözüme kavuşması gereken en büyük problem hangisi? Bence eşitsizlik. Adaletsizliğin bitmesi gerektiğini düşünüyorsun. Evet. İnsanlar ilgi çeken meslek gruplarının mensuplarıyla bir araya geldiklerinde onlardan bu yeteneklerini sergilemelerini isterler. Birçok kişiye soruyorum. Örneğin bir doktorla bir araya geldiğinde hemen sağlığınla ilgili fayda istersin. Benimle bir araya geldiklerinde genellikle bir şiir okumamı ya da bir haber seslendirmemi isterler. Bir DJ ile bir prodüktörle bir araya geldiklerinde ne bekliyorlar? Aa hadi şunu yap Faruk. Evet şimdi benim dökülme anıma geldik o zaman. Evet. Yani tabii yani... bir kere sizin bu işi hangi seviyede yaptığınızın, yani karşıda bir talepte bulunan taraf gözünde hiçbir önemi yok. Çünkü Faruk bir CD doldursana benim arabamdan ile başlayan bu öykü, elinde telefon Spotify'ı açıp bu şarkı nasıl sence ile devam eden, benim arkadaşımın sesi sence nasıl, ya yani benim sesim nasıl, zaten o ses nasıl bir şeyse sesim kötü diyenini ben hiç görmedim. Yani... o kadar çok şey oluyor ki bir mekana bir arkadaş grubumla gittiğimde ya bu müzik kötüymüş sen çıksan keşke. Sanki ben her an hazır USB'mde geziyormuşum gibi yani ortalıkta. Yani sürekli aslında müzikal bir beklenti içinde olabiliyor insanlar ama dediğim gibi yani artık gerçekten rica ediyorum karşılaşmak istemediğim şey iki şey. Bir bu arabama CD yapar mısın? Zaten CD yok hani utanmasa en USB yapar mısına kadar gideceğiz. Bir de bu sesim veya arkadaşımın sesi nasıl konusu. Çünkü ne yazık ki müzik benim hani kibarlık edebileceğim bir şey değil. Çünkü ben hani yıllarımı vermişim yani derler ya hani tabii ne yıllarını vermiş büyüklerimiz var ama ben kendimce yıllarımı vermişim. Ya ben oturup kibarlık yapamam burada. Hani kötüyse kötü demek zorunda kalıyorum. Bunu da yapmak istemiyorum, heves kırmak istemiyorum. Dolayısıyla biraz ya bütün elektronik müzik prodüktörleri adına konuşabilirim sanırım şu an. Bize biraz rahat verebilirsiniz. Yaptığınız işi iyi anlamamız gerekiyor. Değil mi? Siz evet, CD yani, yapmıyorsunuz. Yok, CD'ye bizim, yani bizim yani varoluş amacımız yani bu kadar büyük konserler, satılan biletler, şarkılar yani listelere girmelerin amacı birinin arabasına CD yapmak değil. Peki. Herkesin ilham veren ve ibret olan yönleri vardır. Senin bize vereceğin ilham ne olurdu? İbret ne olurdu? Yani ben şunu yaptım, bunu ilham alın. Ben bunu yaptım, bundan da ibret alın. Diyeceğin iki şey söyleyebilir misin? Yani ilham vermek, tabii böyle bir şey yapabilirsem ne mutlu. İlham verebileceğim konu şu, yani bir Türk olarak Türkiye'den çıkmış biri olarak Türklerin çok fazla faaliyet göstermediği bir sanat dalında uluslararası çapta bir bilinirlik elde edebilirsiniz, bir fan kitlesi oluşturabilirsiniz. Yani dünyanın diğer uçlarında konserler verebilirsiniz. Yani bu mümkün. Bir ilham kaynağı olabilirse gençlere ne mutlu. Çünkü tabii ki nice örnekler var önlerinde. Ama bu gerçekten değerli bir şey. Çünkü öncesinde çok fazla yoktu.
Ben ilkim demiyorum ama evet, abilerimiz tabii ki vardı bu alanda ama hani biraz daha mainstream'e kaymasıyla beraber bu işlerin, yani DJ'lerin insanlar tarafından merak edilen kişiler olması dönemine denk geldiği için biraz da daha fazla dikkat çekti bu. Dolayısıyla ilham verebileceksem bu olur yani. Evet, bu hayalini kurduğunuz şey mümkün. Hatta çok daha iyisini de yapabilirsiniz benden. Peki ibret almamız gerekirse, herkesin muhakkak kötü yanları vardır. Ben şunu yaptım, kimsenin bunu yapmaması gerekir. Bu konuda da beni ibret alın dediğim bir şey var mı? Ya çok şükür ki hani kötü bir alışkanlık olur veya hani kötü bir karar gibi bir takım yanlışlarım olmadı. Şükürler olsun ki. Sadece şu, yani ben o konuya çok fazla girmek istemiyorum ama yediğinize içtiğinize dikkat edin demek istiyorum. Çünkü ben çok uzun süre kiloyla savaştım. Ve bunun gerçekten çok fazla ceremesini çektim. Dolayısıyla çok geç olmadan kötü bir yoldaysanız obezite anlamında bundan mümkünse hemen dönün demek isterim. Yani bundan ibret alabilirler. Peki geç kaldığını düşündüğün bir şey var mı? Her ne kadar şu an her şey yolunda olsa dahi şu meseleye biraz daha önce başlasaydım şu an bu beni daha güçlü bir hale getirebilirdi ya da şunu destekleyebilirdi dediğin, geç kaldığını düşündüğün bir şey var mı? Ya tabii ki bir takım şeyleri, yani özellikle müzikal anlamda trendleri, kaymaları daha önceden saptayabilirdim. Başkaları yapmadan saptayabilirdim ama tabii bu çok farazi bir şey. Yani çünkü biraz hani vizyon bu işin %10'u aslında, %90'ı şans bana göre. Ama mesela bazı prodüksiyon anlamında bazı taraflarımı daha fazla güçlendirebilirdim daha önceden. Tabii çok teknik konulara girmek istemiyorum burada izleyiciler için ama dediğim gibi yani birazcık daha geniş bir gözle bakabilirdim müziğe. Peki Faruk Sabancı elektronik müzik yapıyor. Neyi duysak şaşırırız? Ya aslında benim bir de kimsenin benden beklemediği bir alanda da yeteneğim var ya da şu müzikleri de dinlerim. Ama kimse bunu bilmez, bizimle paylaşabileceğim bir alan var mı? Şöyle söyleyeyim, yani ben aslında her türlü müziği dinliyorum. Benim için iki müzik türü var, iyi müzik ve kötü müzik. Ben yani elektronik müzik benim için hani evet, yani benim gittiğim yol olabilir, sevdiğim müzik olabilir ama başka birçok müzik türüne de açığım ve dinliyorum. Ve aslında şu an henüz çıkmamış olsa da yapıyorum da. Başka türlerde parçalar üzerinde çalışıyorum. Özellikle şu anda yerli sanatçılarla, çok kıymetli yerli sanatçılarla üzerinde çalıştığım elektronik müzik yine içinde olan ama harmanlanmış bir şekilde içinde olan parçalar var. Dolayısıyla önemli olan hani müziğe iyi ve kötü olarak bakabilmek bence. Yani şaşırtıcı olabilir mi? O benim dinleyicilerime kalmış. Ben tabii içinde çok olduğunuz zaman şaşırmıyorsunuz ama dinleyicilerim bu konuda her zaman feedback verebilirler. Şimdi dinlediğim parçalara gelecek olursak, şimdi onu açıklamayacağım. çünkü zaten inanması çok güç olur ama şöyle bir tüyo verebilirim. Spotify kullanıcılarına işte bu yıl en çok şunu dinlediğiniz listeleri dağıtıyor ya, ben de bir numarada Rafet El Roman çıktı. Vay! Evet. Nostaljik şarkılarını dinliyordun tabii, herhalde. Tabii. Peki, bunu ben herkese sormam. Ancak bir müzik adamına sorunca anlamlı olduğunu düşünüyorum. O da şu. Bir müzik var, ben bunu dinliyorum ve bunu dinlerken utanıyorum ama ne yapayım, keyif alıyorum dediğin bir müzik var mı? Var. Söylesene bizi be. Bize paylaşır mısın bunu? Ya ben onu söylersem sanatçıya çok ayıp etmiş olurum. Yani çünkü peki şunu soralım. Yani, düşünüyorum birisi benim bir parçam hakkında, evet ben Faruk Sabancı şu parçası dinliyorum ama utanarak dinliyorum dese üzülürsün. Çok moralim bozulur. Evet. Ama şöyle o zaman. Çok bilinen bir sanatçı mı? Evet. Tüm Türkiye'nin tanıdığı bir sanatçı evet, ve sen onun kalitesiz müzik yaptığını düşünüyorsun ama yine de seni bağladı mı bir şekilde? Ya bana göre evet, yani kalitesiz lafını kullanacağım. Kalitesiz müzik yaptığını düşünüyorum ama bana çok komik geliyor ve bırakamıyorum bir türlü. Peki. Yani. Evet. Sence en kötü müzik türü hangisi? Şunu yanlış anlama, her müzik elbette güzeldir, iyidir ama Türkiye'de en kötü yapılan müzik türü hangisi? Bu konuda daha başarılı olabilirler ama niye böyleler Türkiye'de bilmiyorum. Türkiye'de bana göre en kötü icra edilen, tabii çok iyi yapılanı var. Yani dünya çapında yapılanı var ama bence rap çok kötü yapılıyor Türkiye'de. Ki ben hani bazı rapçilerle çok yakın arkadaş olan birisiyim. İlk Türkçe teklim Sagopa Kajmer'le çıktı. Şimdi yenisi üzerinde de çalışıyoruz. Yani ben aslında çok severek takip ediyorum iyisini.
Ama rap tabii Türkiye'de bir patlama gösterdikten sonra, çok büyük bir halk ilgisine kavuştuktan sonra herkes ya ben de bu işi yaparım da bir yola çıktı ve yapılamadı o iş. Dolayısıyla o rap sektöründeki büyük sanatçılar bambaşka bir noktada onlar. Çok büyük müzisyenler var aralarında ve çok kült işlere imza atıyorlar. Ama bir yandan da tabii müzikal anlamda hani çok zor gözükmediği için dışarıdan rap. Ben de bunu yaparım yolculuğuna başlayıp aslında biraz özgüven patlamasıyla bir şeyler yapmaya çalışan insanlar sayısal olarak çok fazla olduğu için ve o havuz çok büyüdüğü için böyle kötü bir ortama dönüştü ve kötü icraların yoğunlukta sürekli piyasaya sürüldüğü bir müzik tarzına dönüştü bence. İleride nerede görüyoruz seni? Büyük projeler var mı beklediğin, şunu çıkaracağım dediğin ve yakın zamanda büyük bir bomba var mı? Var. Yani çok büyük iki parça üzerinde çalışıyorum. Çok yani tabii bizim parçaları az çok tahmin edebiliyorsunuz. Her zaman bir featuring var. Yani bir elektronik müzik prodüktörünün bir solistle buluşması hemen hemen her zaman bu şekilde oluyor. Benim çalışmalarım da bu şekilde. Şu anda Türkiye pazarına daha odaklı olduğumuz için iki tane yerli sanatçıyla, çok büyük sanatçıyla featuring işlerim çıkacak önümüzdeki aylarda. Ben de çok isterdim isimlerini paylaşabilmeyi şu anda ama henüz zamanı olmadığı için veremiyorum. O konuda çok heyecanlıyım. Piano Jewelry sundu.